Selamun aleyküm arkadaşlar. Kış geliyor, bilyalar çöpe gidiyor. Ne demek istediğimi birazdan açıklayacağım size. Kar suyunun giremeyeceği yer yok derler arkadaşlar. Bu yüzden karlı havalarda araçlarınızı kullandığınız zaman mutlaka su ile arabaları dezenfekte edin. Aksi takdirde horre bilyalarınızdan olabilirsiniz. Yani bizim cebimize para girebilir. O yüzden kendi horre bilyalarınızdan ve cebinizdeki paralardan almak istemiyorsanız karlı havada aracı kullandıktan sonra normal şebeke suyuyla dezenfekte edin. Şimdi size Pore bilyasını göstereceğim. Nerede olduğunu, nasıl bir ses yaptığını göstereceğim. Pore bilyası arkadaşlar hemen şurada duruyor. Şöyle gördüğünüz üzere fren diski ve taşıyıcının üzerinde. Abi yalnız şu suyu kapatma şansın var mı? Usun abiciğim. Pore'nin üzerinde duruyor şu şekilde. Şöyle gördüğünüz üzere de sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Mikrofonu da iyi. Şöyle. Vuy 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 diye sesi. Anam. Şöyle ses yapıyor. Akise bağlıdır ve akisten hareket aldığı anda dönmeye başlar bu disk şu şekilde. Karlı havalarda aracınızı dezenfekte etmezseniz şu aralardan Pore bilyası suyu alır ve suyu aldığı zaman Pore bilyanız bozulur ve bu şekilde ses yapmaya başlar. Kış geliyor, Pore bilyaları çöpe gidiyor. Neden Pore bilyaları çöpe gitsin? Pore bilyalarınız çöpe gitmesin. Gitmemesi için de karlı havada kullandıktan sonra arabanızı şebeke suyuyla yıkayın diyorum arkadaşlar. Bu yüzden bizim Samsun'un Lardik'teki bütün araçların Pore bilyaları bozuk. Çünkü orada her dakika kar var diyebilirim. Kışın yani. Kışın kar yağıyor. Şu an mesela buradaki havayı dışarıya çekebilirsin. Göster. Güllük güneşlik ama Ladik'te şu an kar yağıyordur büyük bir ihtimal. Biraz yüksek kesim olduğu için. Umarım faydalı bir video olmuştur diyorum. Sen olmasan olmaz. Yine şu Pore bilyasını bir daha gösterir misin ya? Şimdi bu sesi direksiyonu sağ sola çevirdiğimizde ki mevzuyu anlatır mısın? Nasıl bulduk biz bunu? Şimdi nasıl bulduk? Zaten araba başlar yürümeye başlar başlamaz. Uğultu başlıyor. Uğultu başlıyor. İlk önce biz dedik Allah Allah bu Pore bilyası bu kadar küçük hızda yapmaması lazım. Başka bir şeylerde mi bir şey var? Sonra tabii sökünce anladık. Ama arabayı sürerken direksiyonu sağa çevirince ses artıyor. Sola çevirince ses bir nebze kesiliyor. Yani bilyeye yük bindirince ses gidiyor. Bilyeye yük bindirince ses gidiyor. Hani kendileri de tespit edilir hangi sağ bilyem mi sol bilyem mi ötüyor diye. Sağa çevirince ses artıyorsa sağ bilyedir. Diyorsun. Aynen. Onun tam tersi diğer bilye. Diğer bilyedir. Düz giderken nasıl oluyor? Düz giderken hepsi ötüyor. Ses vermeye mi o taraf? Verirsek ses de verir düzlük edekana. Veriyor zaten. Sen hiç sağa sola çevirmiyor mu direkt? Yok. Böyle dümdük. Ustam öyle. Teşekkür ederim. Kar suyu için benim düşüncelerimi sen onaylıyor musun? Aynısına katılıyorum. Özellikle şunu belirteyim. Kar yağdığında daha çok hani buzlanmadan dolayı tuz attıklarında aracın lastiğin arkalarına hep şu buz tuzlar yapışıyor. Kar suyu eriyor. Nerelere yapışıyor abi? Özellikle şu bilyenin arka taraflarına. Bu bize bu tuzlu çalışan araçların da hani tuz var. Su tutmadığınız ve tuz orada kuruduktan sonra bizim bu akisleri çıkartmamız da biraz zorlaşıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bayağı anlıyoruz ya. Tuz dökenler. Yoksa müşteri değil yani. Durun bak. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Videoyu kapatabilir misin? Allah'a emanet herkes. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar. Tabii biz cebinizden para çıkmasını istemeyiz arkadaşlar. O yüzden karlı havalarda dediğim gibi Pore bilyasını kara soktuysanız eğer aracınızı bu tekerlek kısmını bir dezenfekte edin şebeke suyuyla ki belki bilyalarınızı da kurtarmış olsunuz. Bana sorarsanız karda arabanızı dışarı çıkartmayın. Kendiniz yaya gezin diyorum ben. Sen ne diyorsun? Yani cebini düşünüyorlarsa toplu taşımayı kullansınlar. Diyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.